Ercü, sen de bir mercü. Ha? Buyurun sensei. Tamam, bütün mafyatik yani tipler vampirden korkar. Diğerinde böyle böyle. Ben öyle. Ercü! Bunları boş ver. Senin ablaya düdüklüğü vardır. Fark etmişsinizdir, biz hiç iyi insanlar değiliz. Selamlar, aşırı iyi hikayelere hoş geldiniz. Burada rol yapma oyunda oynayacağız. İnanılmaz gamımız ve konuda. Aşırı iyi hikayeler, bu 5. açılışımız. Aynen. Okay. Rol yapma oyunları oynayacağız ne demek ki? Rol yapma oyunları şu demek, beraber bir hikayeyi devam ettireceğiz. Ben size şöyle oluyor diyeceğim, siz de aa öyle mi oluyor, o zaman ben böyle yapıyorum diyeceksiniz. Saçmalık, böyle saçma şey mi olur? Saçmalık dediğiniz noktada da zar atacağız. Nasıl? Okay, güzel. Bakalım saçmalık mı? At bakalım. At bakalım. Kaç? 4. Saçmalık. Saçmalık. Neredeyiz? D20 stüdyolarındayız. Evet. Ne bu? Reklam. Reklam diyeceğim. Sponsor. Bu kadar kamera koydunuz. Yo, buraya. Okay. Bu çok güzel. D20 Media House. Media House'dayız. Cevdet Canver ve Hümeyra'nın yetenekli elleriyle hazırladığı. Hiç bu kadar rahat hissetmemiştim uzun süredir. Gerçekten mi? Evet. Genel olarak mı? Hayatımda. O zaman şöyleyiz. Bugün çok sevgili DM'imiz, hikaye anlatıcımız Soykan Soner, kendisine de bir alkış lütfen. Kendini söyleme. Bize oyun oynatacak, bir hikaye anlatacak bize. Biz de bu hikayelerdeki karakterler olacağız ve zarlarla bazı şeyleri başarıp başaramayacağımızı anlayacağız. Eğer konsepte uzaksanız veya bilmiyorsanız hiç dert etmeyin. Göreceksiniz, eğleneceksiniz. Yer yer üzüleceksiniz. Efendim, hikayemiz Kadıköy'de başlıyor. 90'lı yılların sonunda Türkiye'deyiz, bildiğimiz yerdeyiz, bildiğimiz insanların arasındayız. Kadıköy'de ama şu an hatırladığımızdan daha huzurlu, daha mutlu bir ortam var diyebilirim. Asgari ücretle daha çok şey alınabilen. Çok böyle aa ne güzel Kadıköy diyeceğimiz bir ortam var. Bahariye'de Kadıköy sokaklarında gayet güzel bir bahar günü. İnsanlar sokaklarda yürüyorlar, belki bir hafta sonu. Opera Pasajı'nın en üst katında ise hummalı bir çalışma yürüyor. Kadıköy'deki dövüş sanatı severler, Kadıköy'deki karate tutkunları bugünkü maceracılarımızın yönettiği Karate Kup Karate Okulu'nda eğitimlerine devam ediyorlar. Kendileri ise kendilerinden başka kimsenin o kadar önemsemediği bir toplantıyı yapmak üzere küçük yazıhanelerindeler. Buyurun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki son yaptığımız işlerde çok fazla para kazanamadık. Yani Ercü abi çok bu konuda açık aç gözlü olduğunu düşünüyorum. Ya kardeşim. Ne güzel işte yani bu böyle böyle günü kurtarıyoruz yani. Bu daha ne olsun yani hani bu ayın şeyi çıkmış. Gelecek ayı rahat ederiz filan. Hani ne olacaktı ki zaten? İki tane iş yapıp köşeye mi dönecektik? Ben senin bu olumsuzluğundan dolayı. Ya fena olur iki tane iş yapıp köşeye dönsek. Tamam köşeyi dönelim de yani bu kadar olumsuz bir şekilde bugüne başlamanın yani bak ne güzel Nisan ayı gelmiş. Bugün işe gelirken yani buraya gelirken dedim ki erken bir ne kadar güzel bir gün bugün. Ben bu hava güzel. Sıkıldım baba ya. Necilikten sıkıldım. Tırnakçılıktan. Geçen gün bir film izledim. Filmde çok elit bir hırsız grubu bir kasaya giriyorlardı. Kasanın içine böyle iple ters bir şekilde iniyorlar. Lazerlerden mazerlerden geçiyorlar bir şeyler yapıyorlar ve parayı alıyorlar. Hayatları boyunca da rahat yaşıyorlar. Artık büyük düşünmemiz lazım. Oğlum, bu ay karateci yaptık burayı. Ya Ercü abi biz lazerli bir yer sorulmaya kalksak lazeri çalıp gitsek yeter zaten. Allah Allah nereden? Lazeri pasajda yapıyorlar. Tahtakale'dekili. O olayın Akmar'da var. O nedir ya o lazer olayı? Yeni çıktı o da. İnsanlar tutup duruyorlar. Gözüne tutuyorlar. Amerikan işi. Çok bakmayın kör olur. Direkt bakmayın diyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle genel bir toplantı mı yapalım istiyorsun? Çünkü ben yarım saat sonra kursa gireceğim ya aşağıda. Bakın ben sadece şunu söylüyorum. Her ay burayı yeni bir şey yapıp deniyoruz. Bu ay karate evet, okulu oldu. Ama bu ay çok revaçta karate. Geçtiğimiz ay çikolatalı baklavacıydı. Ondan önce kerane tatlısı işine girdik. O da patladı. Evet, kerane olmayınca etrafta o biraz patladı. Kerane bir de gereksiz kilo aldık boşu boşuna. Bir de yani. Abi kapı çalınıyor o esnada. Buyurun. Sizin zaten yıllardır küçüklüğünden beri bildiğiniz Chico giriyor içeri. Abi müşteri geldi galiba. Ne müşterisi? Hangi müşteri? Sa- müşteri mi olur karate kursunda? Kursiyer diyeceksin. Oğlum o değil işte herhalde yani. Siz de şu çocuğun konuşmasını bir türlü şey yapamadınız ya. Yok o abi. Oğlum biraz zeki. Hangisi abi? Karate müşterisi. Karate müşterisi. Kursiyeri geldi. Niye bunu gizemle söylüyorsun? Çünkü manyak mısın sen? Abi haftada bir tane falan geliyor. Oğlum, çünkü ben de bir rolüm olsun istedim. Yani. Müşteri geldi abi. Al aşağı tamam geliyor şimdi kartal. Ömercan tadım aşağı kaçtı. Doğru inerken şeyi anlatır mısın? Nasıl birisin sen? Nasıl gözüküyorsun? Karakterin ne? İsmin ne? Gerçek adım. Müslüman adım. Herkesin bir Müslüman adı bir de başka adı vardır çünkü. Mücahit. Ben böyle orta gelirli hatta orta düşük gelirli bir ailede büyüdüm. Başka kardeşim de yoktu. Biraz annem babam böyle
kültürsüz tiplerdi. Çok beni büyütürken herhangi bir şeye yönlendirmedi etmediler. Çok ilgilenmediler de. Hatta ben zaman zaman acaba pişmanlar mı bana sahip oldukları için falan gibi hissetmedim değil. Çok ilgilenilmediği için ben çok televizyon izleyerek büyüdüm abicim. Ve de yani öğrendiğim her şeyi filmlerden, televizyondan bilmem ne öğrendim falan. Dolayısıyla da tabii ki ben de büyüyünce bir film artisti olmaya karar verdim ve hayallerime de ulaştım. Ben bir film artistiyim. Öyle mi? Tabii daha geçen hafta bölümüm yayınlandı. Yılan Hikayesi'nde oynadım. Okey. 6. polis memuru olarak. kariyerimde bir yükseliş oldu tabii. Orada uzaktan gördüm Mehmet abi. Nasıl gözüküyorsun? Biraz uzun boyluyum. 1.83 falan. Fena değil. Biraz uzun boyluyum. Çok uzun değil. Hafif kilolu bir abinizim. Gelmişim. Çok bu arkadaşlara göre biraz daha yaşım genç diye düşündüm ben. Hı-hı. Böyle bir 28 yaşında falan. Tamam. Sanatçı kariyerim fena gitmiyor. İşte daha iyi olacak inşallah. O kariyerime olması açısından biraz böyle vücutsal olarak da daha presentable olmak için sürekli kasıyorum kendimi ama o konuda böyle bir beceriksizlik oldu. İnşallah şu karate kursunda biraz karate falan yaparken hani onu da aşacağımı düşünüyorum. Biraz bedenen bir fit olmam lazım. Öyle bir laf geldi yani. Öyle bir abim öyle bir şey söyledi. Da var. Tabii peki. Şeyde sette söyledi bir abim. Sivilcem bilmeyeceğim var. Bir türlü geçmek bilmiyor işte yani bu yaşımda falan. Okay. Biraz bunlarla uğraşıyorum. İşte böyle kısa saçlı, kötü sakallı. Ben reality show tanıtımı evet, gibi oldu mu? Okay. Bana kartal derler yani piyasasında. Mücahit'i kullanmıyorsun. Yok. Oyuncu piyasasında tabii kartal derler. Okay. Ben öyle diyorum çünkü kartal benim adım diyorum. Tamam. O yüzden öyle deniyor. İniyorum aşağı doğru ve gerçekten kendimi bir karate hocası, muhteşem bir siyah kuşak karate hocası falan gibi hissetmek için böyle bir telkine başlıyorum ve böyle bir huyum var gerçekten. Eğer başarılı olmakla kamera veya sahne cartçurt gibi bir kaygım olmazsa o zaman bir anda hakikaten iyi rol yapabilen, hiç rolünden çıkmayan bir tipe dönüşebiliyorum falan. Anne lise çağlarında olduğunu düşündüğün ergen bir çocuğuyla gelmiş, erkek çocuğuyla. Çıkıyorum karşılarına çok vakur ve de böyle mesafeli bir şekilde. Atacak enerji lazım. Evet. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz diyorum. böyle bir modum var şu an. Böyle. Hoş bulduk hocam. Kartal Hoca değil mi? Çekirge bu mu? Çekirge bu. Hoş geldin senpai. Diyor. Çocuk çok deliriyor burada. Çekirge olmaya gelmemiş oraya. Böyle ufak bir sinir oluyor. Anne ya falan gibi. Hocam çekirge bu. Ben yani aslında biraz fiyat alayım gibi gelmiştim çekirgeden çok ama. Ödediğimiz bedel cebimizden çıkacak para değildir hanımefendi. Burası insanın kurtuluşunun yoludur. Kadıköy komple. Karakurt. Karatekurt. Neydi karatekurt? Peki hocam İçin yani diyorum. Şöyle düşünüyoruz aslında. Hem biraz enerjisini atsın öyle hayatı ideolojisi de içsin gibi değil de. Enerji atılır. Enerjisini atsın. Cumartesileri buraya gelsin. Evde de olmasın çok. Okul çağında belli ki çocuğumuz. Okul çağında. Öyle değil mi? Lise, şimdi biz gidiyor. Haftada 3 gün minimum tutuyoruz. Yapmayın. 2 Tabii. gün var hafta sonu. Yok zaten salı, perşembe ve de hafta sonları. Öyle mi? Tabii. Bu ama iş %100 bağlılık gerektirir. Akşam mı yapıyoruz? Hafta içi akşam, hafta sonu gündüz. Nasıl olacaktı? Anladım. Sinirim bozuldu. Üstte asma kat gibi bir şeydi. Evet, evet. Siz bunu duyabiliyor muyuz? Abi yalandan bir üst kat orası. Evet, buyurun. Şimdi ben istiyorum ki dediğim gibi aslında hem fiziksel olarak çocuğum gelsin falan derken çık oradan butonuna basıyor. Mücahit abinin oraya iki çay. Karate insanın ruhunu olgunlaştırır. Hanımefendi. Harika. Tam aradığımız gibi. Çok güzel. Bir de uzun uzun galiba dersler. Çok fazla evde. Bir saat. Etrafta da. Bir saat. Şimdiden ben yapayım ödemeyi o zaman. 2 aylık yapayım. Tabii. Chico. Buyurun sensei. Hanımefendiyle ilgilenir misiniz? Sizi şöyle yazıhane alalım. Orada bir ayrı bir küçük ofis gibi bir şey var. Tabii abi. Chico'nun kafası inanılmaz karışık. Sensei abi işte he. Diyor sana mücahit diyor bir yandan bir yandan falan. Tabii abi öyle diyorum. Buyurun efendim lütfen öbür odaya. Alıyor onları o tarafa. Sen tek başına kalıyorsun orada. Muhtemelen yukarı doğru devam ediyorsun. Yo, çocuğa bakıyorum böyle şey. Chico gidiyor işte Tahtakale'de yaptırdığınız o naylon şeylerden veriyor. İşte beyaz kuşaklı roblardan veriyor çocuğa. Böyle orada giyebileceği lastik bir ayakkabı veriyor bilmem ne. Matara gibi bir şey yaptırmışsınız. Chico'cum ayakkabı yok canım. Kaç kere konuştuk bunu. Dojo'ya ayakkabısız girilir. Öyle mi? Tabii. Bunları Selim abin aldırdı sana ama işgüzarlık yaptı. Gerek yok. Gönderelim bunları abi o zaman. Geri gönderelim. Ben anlamam. Şimdi. Git Selim'le konuş. Ne yapıyorsa yapsın. Tamam ben onu düşünüyorum. Halledeyim buraya gideyim konuşayım. Masaj salonu işi vardı. Ayakkabılar onunla mı alakalı? Ya ondan değil ya.
15 milyon veriyorlar. Neye veriyoruz diye gözünü boyamak için aldırdım ben onları. Böyle güzel duruyor. Balerin gibi bir şey gibi. Bak biz bu hiç kostüm kılık işlerini yapmıyoruz. Kumburgaz olayını hatırlayın. Hiç yapmadık kostüm olayını. Yapsaydık belki şu anda çok farklı olurdu her şey. Yani ben o kadar ya. Diktirdim kullanmayalım dediniz. Sonra benim cebimden patladı bir de zaten kostüm. Vampir kostümünü ne yapacaktık? Yani herifi korkuturuz diye düşünmüştüm abi. Ne var bunda? O ara yeni çıkmıştı şey. Vampirle görüşme. Aynen. Tamam, bütün mafyatik yani. Tipler vampirden korkar. Yani. Ne bileyim ama bana korkunç gelmişti. Neyse arkadaşlar bakın. Benim bu akşam bir sahnem var. O sahneden sonra ama biraz iş konuşabiliriz artık. Ciddi bir iş. Gerçek bir iş. O zaman akşam konuşuruz. Kulise gelelim mi? Hı. Var mı şeyler? Bir şeyler. Ben pezevenk miyim? Abi ben ne pezevenk miyim var ya? Ben? Niye bana sürekli var? Olarak her seferinde bir şeyler var mı diyorsun? O bir kere oldu, senin doğum gününde oldu. Ben asistanımı mı düdükletiyorum sürekli? Demek ki olabiliyor. Neden ben Chico'yu asistanım yapıyorum sanıyorsun? Her asistanımı düdükledin oğlum. Gerçekten mi? Hepsini düdükledi mi? Aa, bunu hepsini... düdüklemedim ha. Chico dendi. Chico dışında. Chico seni düdükledi mi bu? Yok abi işte ne yüzü burada ya. Hiç öyle düdük bir durumu hayır. Uçana kaçana yemin ediyorum ya. Yok abi benlik hiçbir sıkıntı yok. Neyse ben pezevenk değilim. Pezevenk diyordun abi. Pezevenk değilim. Ama bana bir daha böyle bir şey söyleme. Ben büyük abrakadastroyum. Abrakadastro kimdir? Hemen buraya girelim. Arkadaşlar abrakadastro benim karakterim. Kendisi bir illüzyonist. Zamanında bayağı mühendislik falan okumuş, doğru yoldan giden bir insan insandı. Ta ki Büyük Mandrake'nin gösterisini izleyene kadar. Büyük Mandrake'nin gösterisini izlerken üniversite çağında birdenbire yapması gereken işin bu olduğuna, büyü ve illüzyon sanatlarında çok hünerli olduğuna ikna oluyor. Ve daha sonra bu konuda eğitim alırken çok talihsiz, ileriki bölümlerde belki bir flashback'te, belki bir muhabbetin arasında tekrardan dinleyebileceğiniz çok talihsiz bir olay yaşıyor. Ve mühendisliği, atom mühendisliğini her şeyi geride bırakıp itliğe, köpekliğe ve serseriliğe vuruyor kendisini. Bu arkadaşlarla da hatta kendi gösterisinde tanışıyor ve beraber bir takım dümenler çevirmeye çalışıyorlar. Fark etmişsinizdir, biz hiç iyi insanlar değiliz. Büyük talihsizlikle kağıttan evi mi yıkılmış? Kağıttan evi yıkılmış. Bu bir grup dolandırıcının hikayesi ve benim karakterim Ercüment aka Abrakadastro'da dolandırıcılardan biri. Abrakadastro sahne adı. Tempo çok pavyonda Tempo mı? Pavyonda. Tempo pavyonda sahne alıyorum. 1.75 boyundayım ama zarganayım. Hatta böyle tam bir Ercüment dediğinizde aklınıza ne gelir? Hafif sarıya kaçan, böyle biraz muhacir gibi bir tip. Biraz kemikli. Başka kimsenin aklına hiçbir Ercüment gelmedi. Teknolojik cihazlardan çok anlayan, hani böyle VCR aldım diye böyle 90'larda gelen hafif, burnu da böyle kemik şey olan, böyle burnu da düz olan ama biraz da uzun olan Pinokyo gibi bir karakter Ercüment. Böyle deyince hiçbir şey anlamadınız ama hepimizin hayatında bir Ercüment vardır. Var. Eğer o Ercüment yoksa sizsiniz. O Ercüment sizsiniz. Evet. Ercü abi, sahne tozu çok kutsal bir şey değil mi abi? Ay, başladı yine kafa açmaya ya. Evet. Sahne tozu çok kutsaldır. Evet. Yani... Bir kere onu aldığın zaman sahne tozunu bir daha bırakamazsın. Ben çok gerçekten takdir nereden ediyorum. Nereden alıyorsun? Burundan mı yürüyorsun? Selim abi sen dikkat, dalga geçiyorsun ama yani Ercü abi gerçek bir sanatçı. Aynen, Zeki Müren'in altında çıkıyor. Yani Zeki ya bak gülmeyeyim diyorum. Böyle sik sik muhabbetleri yapıp çocukla biz burada bir şeyler heves etmiş, bir şeyler yapıyor. Neyse arkadaşlar bakın paramız pulumuz yani zar zor kıt kanat geçiniyoruz. Bu benim hayal ettiğim düzenbazlık hayatı değil. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Biz dolandırıcıyız. Bizim güzel dolandırıcılık. Biz girişimciyiz be abi. Ben sanatçıyız diye düşünüyorum. Sanatçı, girişimci, dolandırıcı bunlar kavramlar. Tamam önemli değil bu kadar. Sonuç olarak biz kimseyi kesiyor muyuz öldürüyor muyuz? Hayır. Ama yolumuza bakıyoruz değil mi şimdi? Ama bakın şöyle bir durum var. Ben artık böyle bir pattern görüyorum. Bu 6 aydır her ay bu dükkanı yeni bir şey yapıyoruz. Bu ay karateciyiz. Yani Allah aşkına kara gümrük reçelcilik işi ne? Neden girdik mesela buna? Reçelcilik niye yaptık? Anlatır mısınız bana? Selim abinin anneannesi çok güzel reçel yapıyor dediniz. Selim'in anneannesi güzel reçel yapıyor diye bunun üzerinde niye iş kurduk? Bir de öldü kadın. Huzur içinde yatsın. Çok reçel yaptı o ay.
Yani şimdi bu iyi bir şey. Bir de ocak gaz kaçırıyormuş. Onu sen solu kaynat kaynat çilekleri. Elim dolaylı biraz olarak... daha şey yapabilseydi, dayansaydı alacaktık ona yeni ocak aslında yani. Çok işin başında kadıncağız. Yatırım yapacaktık, yapamadık. O sence hakikaten o yüzden mi Fatih yoksa ecel mi yani? Ecel bana ecel gibi geliyor. Eceldir o, ecel. Yani mukadderat diyelim. Bana da reçel gibi geliyor. Her canlı reçeli tadacaktır diye sloganımız vardı. Avrakadastra esprileri yapıyor yine. Çok iyi bir slogan olmadı herhalde o. Biraz müşteri kaçırdı sanırım. Annem ölünce bu büyük kuruluşun bir de üçüncü ortağı var. Senin karakterini de bir dinleyelim mi abi? İnce Selim diyorlar. Çünkü yani ince işler biraz benden soruluyor gibi. Sarı Selim'le karışmasın diye. İnce ile sarı karışmaz. Sarı Selim de sarı değil zaten. Doğru değil. Ben de sarı değilim bu arada. İnce misin? İnce de değilim. Yani normalim. Biraz inceyim. Ama biraz normal inceyim. Selim biraz da... Yani çok hareketliyim çünkü ama ben sokaklardayım çünkü devamlı. Evet. Yani öyle oturamam. Mesela bir saat burada otur desem ben oturamam yani. Ha, darlanırım Selim. Biraz. Güzel. Evet. Kurt Selim. Kurt, karate kurt falan. Oradan. Yani biz zaten hep sokaktayız yani. Hep öyleydi. Ben kendim bildiğim. Aslında böyle değildi. Benim aile bayağı paralıydı yani. Ben nereden? Hatırlarım çocukken. Bilmiyorum dümenin suyu nereden geliyor ama. Hatırlarım yani. Bizim ev büyüktü. Böyle üç katlı, denize yakın falan filan. Ne oldu sonra sana? Bir gün bir adamlar geldi. Dediler ki burası artık sizin değil. Televizyonu alıyoruz dediler. Hatta televizyonu alıyoruz, siz çıkar mısınız gibi oldu. Bizimkilerin bir kısmı yok oldu yani. Yurt dışına gitti diyenler var, bir şeyler var. Annem beni teyzeme bıraktı o zamanlar. Dedi ki işler düzelince biz seni alacağız falan. Herhalde düzelmedi herhalde işler. Düzelse bilirdi. Kaç yıl oldu? 25 yılda oldu bu Zor. Bir de zaman herkes için aynı hızda geçmiyor. Tabii ben şimdi biraz böyle yani çok gözü yükseklerde biri değilim ama parayı seviyorum. Biraz şimdi tabii bu ara günü kurtarıyoruz gibi. Çünkü ortalık da karışık yani biraz. Biraz biliyorsun ekonomiyi. İş çözer bir herif gibi duruyorsun. Ben çözerim. Var mı? İş varsa çözerim. İş olur. Arayana iş var. Ya gençlerimiz senaryo iş beğenmiyor. Senaryo macera dolu sen bak. Gençlerimiz iş beğenmiyor. Ben çözerim yani. Okay. Onun dışında böyle günlük ya buradayımdır, buralardayımdır. Ya bizim hipodrom var. Oraya gidiyorum. Zeytinburnu. Veli Efendi. Veli Efendi. Orada işte bir iki yani ikili yapıyoruz, üçlü yapıyoruz. Efendim? Bazen altılı. Ganyan. Çatı ganyan. Ganyanlar ikili üçlü olur. Tabii altılı olur. Altılı olur. Çözüyoruz yani bir şekilde. Yok, oturuyorum genelde. Okay. Çabuk sıkılıyorum ben, çabuk. Hı? Yani bu işler iyi ama işte sıkılıyorum. Sürekli iş değiştiriyorsun o yüzden. Bir de yani benim şimdi masrafım da çok. Benim evde 6 tane kedim var. Onlara bakıyorum. Ha. Onlarla böyle mesela sabah ben kalktım diyelim. Millet şey yapar ya işte ben böyle iyi uyanamıyorum falan filan. Ben hiç anlamam o insanları. Selim kedi babasıdır o zaman. Ben net kedi babasıyım ve... Çok yani benim mesela hiç uyanamama gibi derdim yok. Hemen gelir mesela tırmık. Konuşuruz onunla. İki hoş beş yaparız. Pır. Kadınlar mı? Hayır, kedi. Gerçek kedi yani. Gerçek altı kedisi kedi var. Sen böyle bir delisin. Aha. Evet. Anladım, tamam. Altı tane kedim var benim. Hayvan sever diyelim. Hayvan çok severim. Köpek de var da onu evde olmuyor. Ev sahibi. Onu bir yerde bakıyorsun. Manuk Hanım problem yaratıyor. Anladım. Manuk depresif biraz o. Anladım abi, anladım. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Okey. Toplantınıza devam edebilirsiniz. Dersimize doğru gidebiliriz. Nasıl istiyorsanız ona göre devam edebiliriz, ilerleyebiliriz yani. Akşam o zaman gösteriden sonra buluşuyoruz. Evet. Konuşuyoruz. Gösteriden sonra inanılmaz bir dümenim var. Öyle mi? Allah Allah. Hep beraber ben size söylüyorum. Tek işte 100 milyonluk olacağız. Allah Allah. 100 milyonluk olacağız tek işte. Niye şimdi anlatmıyorsun? Hadi sen dersine git ya. Ha doğru. Merdivenlerde iniyorsun iki tane çok hevesli öğrenci böyle. İstiyorsun hocam, burayı yapalım mı yani? Tabii ki istiyorum. Peki yani. Hoş geldiniz çekirgeler. Hoş bulduk. Çoraplarını çıkar. Dojoya çıplak ayak girilir. Tamam öğretmenim. Çocuğum, unutmayın ki biz burada bir amaç için toplandık. Bu amaç kişisel bir amaç. Çünkü insan... Dünyayı devirmek istiyorsa önce kendisini devirmeli. Şunları görüyor musunuz? Bilede sopalarını gösteriyorum. Şeyleri de var. Bu yıllarda yoktu herhalde ama kırmızı yerine normal kova var. Kova var. Kova. Disiplin var. Temizlikten başlar ve temizlik dışarıdan başlar. Önce buraları bir silin bakayım. Önce dışarıyı silsinler o zaman.
Abi hiç anlamadılar tabii ki ama ne dersen de yapacaklar. Ortaokul çocuğu kursiyerler oldukları için. Gidip bile dayı alıp bir tanesi bir baştan öbürü odanın öbür tarafında. Şöyle yapıyorum ben. Arada o küçük, erkek olan sana dönüyor bakıyor. Gerçekten yapabiliyor muyum bunu? Ben de gurur duyuyorum öğretmenim falan gibi. Ve 15 dakika içerisinde zaten 50 metrekarelik küçük bir salonumuz var. Orayı hallediyorlar. Biraz da yorulmuş gözüküyorlar. Bitirdik öğretmenim. Çok güzel. Bugün sizlerle dersimizin geri kalanında, ilk dersimiz olduğu için bilgilendirici bir video izleyeceğiz. Karate Kid açıyor değil mi böyle? Video bu, oley! Çok seviniyorlar videoya. Evet, küçük 37 ekran televizyonunu veya koyup kasetlerden böyle bir Karate Kid koyuyorsun. Kiralamış bir kaseti şeyden. Tamam abi işte parlat süpür izleyicisi bilmiyorum falan. Filmin ilk 45 dakikasını izliyoruz çünkü kurs bitiyor. Gerisini ikinci ders var. İkinci ders devam ediyor. 45 dakika çocuklar böyle. Bitiyor bir noktada ilk dersin başarılı şekilde. Güzel böyle bir hallediyorsun. Dönüyorsun arkadaşlarının yanına. Çocuklar da çantalarını toplayıp gidiyor. Şu anda siz ve Chico dışında okulda kimse yok. Biz çay içiyoruz. Tabii. Abi o zaman sen yap gösteriyi, akşam konuşalım çıkışında. Okey. Akşam oluyor. Bayağı işte oturuyoruz zaten, günü geçiriyoruz falan. Artık böyle 6-7 gibi olmaya başladığı zaman ben kalkıyorum, gidiyorum. Rıhtım'da bir ikinci Barlar Sokağı vardır. Pavyonların, evet, evet, müzikallerin. Daha kalitesiz Barlar Sokağı. Yeldeğirmenine doğru şimdi giden. Aynen, aynen. Orada Tempo Pavyonu'nda çarşamba, cuma, pazar zaten headliner şov senin. Aynen. 8'de. Abracadastro. Abracadastro her akşam. Oradasın. Yerlerinize geçiyorsunuz, hı-hı, büyük ihtimalle. Oturuyorsunuz falan. Sizin böyle. İçin de bu biraz böyle içmece, eğlenmece tabii, gecesi tabii, değil mi? Bir kafa ben dağıtalım. Ben bayağı şey salatalık söylemişim böyle önüme kesik. Chico'yu davet ettiniz mi? Chico bana asistanlık yapıyor. Ha, tabii. Doğru. Sende bir hikaye var. Tamam. Chico zaten orada. Oturuyoruz abi biz masamıza. Yani en önde değil, en arkada değil. Bizim özel masamız var gibi kenarda belki. Kenarda böyle. Evet. Dönermiş. Aa işte Selim abiler gelmiş falan bir, diyorlar bize. Bir orkestra çıkıyor Abracadastro'dan önce. Bir yarım saat, bir saat bir program yapıyorlar. Üvertür gibi böyle basit bir şey. Canlı müzik gibi. Ve işte gecenin yıldızı. Kadıköy'ün ve Türkiye'nin diyarların en büyük... Işıklar kesiliyor birdenbire. Bayağı da dolmuş bu arada. İnsanlar izlemeye gelmiş. Işıklar kesiliyor. Üzerimde kadife uzun bir frak var böyle. Şeye kadar da, dizlerime kadar da şey binici botları var böyle. Küçük böyle dar bir tane şey giymişim, parlak bir pantolon giymişim. İtekler böyle parlak bir gömlek var içinde. Burada da böyle bir tane şeyim var, böyle papyonum var falan. Bir de böyle top hat takmışım, böyle bir şapkam var uzun bir tane silindir. Elimde de asam var, tamam mı? Böyle asamı sallayarak karanlıkların içinden, dumanların içinden çıkıyorum ve böyle. Ve inanılmaz bir popstar Alaturka müziği çalıyor abi. Dararararam tam tararam, dararararam tam tararam. Çık 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 çık. İnanılmaz. O orkestra belli ki bir saatte sana orada şey yani. Sana çalışacaklar bir saat. Tuş falan giriyorlar arada gibi. Böyle ben şey falan yapıyorum. Asamı böyle ışıkları tuttuğum zaman işte belli bir spot aydınlanıyor falan böyle. Aynen öyle. Böyle öbür yeri tutuyorum, öbür yerde aydınlanıyor falan böyle. Sihir, büyü, illüzyon. Bunlar gerçek hayatta karşılığı olmayan şeyler gibi. Ama Kadastro'nun topraklarında değil. Abracadastro, Mandrake'den aldığı ilham ve ilimle birlikte bugün size muhteşem bir şov yapmak için burada. Öncelikle asistanım Chico. O biraz. Çok güçlü bir alkış almadı. O da zaten hani o alkışta özgüvenini kırdı. Biraz çıkar çıkmaz kamburlaştı Chico. Tek dur amına koyayım falan. Sinirlenmiş gibi biraz yani. Bugün ilk numaramız en çok beklenen, en tehlikeli. Gerçekten de Lawrence of Arabia'nın bu numarayı yaptığı zaman... Biliyorsunuz ki kendisi de çok ünlü bir büyücüdür Arabistan'daki. Lawrence of Arabia'nın bu büyüyü yaptığı zaman bütün salonun kalbinin durduğu söylenir. Ama hayır, Kadastro size böyle bir şey yapmayacak. Evet, şimdi herkes yukarıda, gözlerini yukarı diksin. Herkes yukarı baksın. Evet, şimdi yavaş yavaş kafanızı aşağı indirdiğinizde önünüzde bir kokteyl bardağı göreceksiniz. Bu Kadastro'nun özel iksiridir. İçin bakalım, ne göreceksiniz falan diye. Abi millet içiyor onu. Okey. Bardağın altında da bir tane böyle şey var. Çakma altın sikke gibi bir şey var. Tamam, bardağın içinde yani. İçince onu görüyorlar falan. Şimdi altın sikkenin üzerindeki numaralardan birisini tahmin edeceğim.
Müzik giriyor böyle. Siz beyefendi. Evet. Bardağınızın üzerindeki sikkede 666 mı yazıyor? Bildi. Abrakadastro. Allah alkışlar. Dindirgin. Hepsini 666 yazmıyor mu? Herkes oğlum yanındaki söyler benim de 666. Onlar seçilmedi. Çok da güzel bir şov değil ki bu. Selim abi benimkinde de 666 yazıyor. Sen salak. Arkadan böyle bir ışıkların arasından falan bir beyefendi şey yapıyor. Abra Bey, bu hesaba dair mi bu kokteyller? Tabii ki. Büyü hiçbir zaman bedava olmaz. Ama merak etmeyin, bu gecenin sonunda öyle şaşıracaksınız ki. Bu çok küçük bir detay olarak kalacak efendim. Hay yaşa ya. Kral. Eğlenmeye gelmiş bir kitle var orada abi sana böyle. Böyle 2-3 tane de boktan numara yapıyor falan. Chico hiçbir şey yapmıyor. Abi yok, getir götür yapıyor. Chico getir götür. İkiye falan bölüyor. Evet, getir götür yapıyor. Bir şeyler yapıyor falan. Son numaramda sadece şey yapıyorum böyle. İkiye böl Ercü abi, ikiye böl falan diye böyle. İkiye mi böleyim? Hazır mısın? Böl, böleyim mi? Böl, 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 böl. Beni böl. Tamam. Bu numarayı Kazakistan'da, ben bu numarayı Rusya'da şahsen Rasputin'e yaptım. Rasputin bana sordu ve ben tarifini vermedim. Büyük adam abi, inanılmaz bir şey. Ve işte şimdi burada Mandrake'nin yapamadığı, Baytekin'in çözemediği ortadan kesme numarası. Chico, ben böyle bir içeri gidiyorum falan böyle bir. Kutunun içine. Kutunun içine git. Ya girsen gir. Evet, asistanım Chico diye böyle şey yapıyorum. Kutunun içine giriyorum ve çekiyorum böyle şeyi. Evet, şimdi asistanım Chico'yu bu kör testereyle ortadan ikiye böleceğim. Bu sefer ses çıkarma, sikerim de bana. Testere olmaz. Olur olur. Testere. Görüyorsunuz testereyi. Ben tutuyorum bu parmaklardan, bir şey olmaz. Evet. Evet. Olmaz bir şey bu ya. Burada biz anahtar mı? Şey... Atarız bir tane. Buna slide of hand değil de performans zarı aslında buna güzel olur. 1.20'lik alayım abi ve senaryomuzun da ilk zarı. Aa, hayırlı olsun. Evet. 14. Abi hiç Chico'ya zarar vermeden zaten eşek gibi bonusun var. Bu sihri başarılı şekilde yapıyoruz. Ayakları bir tarafta, çiğ orada, ko orada. İnanılmaz bir şey oldu şu anda. İnanılmaz oldu. Ben samimiyetle etkileniyorum bunu 6. kez görmeme rağmen. Ama şimdi bu çocuğu tekrar birleştirmek için öncelikle hepinizin tek bir şey daha yapması lazım. Ne? Ben kartal şey diyorum. Oğlum kalsın aslında, yarım maaş veririz. Herkes masasına gelmiş olan İşim nasıl yapacak abi? İki duble rakıyı hızlı bir şekilde içsin. Ortaya çıkan rakısal enerji Chico'yu geri yapıştırmamızı sağlayacak. Bir yalan zar atar mısın? İkna zar. 18. Birleştir lan çocuk, için. İçin ya, şifa olsun yarasın. Birleşiyor. Kim takır. Ya bu adam? Birleşiyor. Valla ikinci de içelim değil mi abi? İkinciyi de için. İçin oğlum, ikinci. Bu çocuk bir daha valla ayrışmaz. Chico için. Birleşiyor. Evet, birleşti. İkinciyi de içiyorlar. Herkes böyle tak 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 masalara konuyor adabıyla. Demin ruhen ve bedenen ayrılmış bir insanın hep beraber ortak büyüsel çabalarımızla kitlesel kesişim kümesinden psikolojik ve Freudian bir şekilde birleşimini gördünüz. İşte evet. Bu Abrakadastro'nun gücüydü. İyi geceler. İçkiler menüye dahil, onları ödersiniz. Kuverle birlikte ödersiniz. Harika bir saatlik şov. Chico tertemiz, sağlıklı şekilde kuliste şeyin yanında. Ercüment'in yanında. Siz oraya dahil olabilirsiniz, onlar size dahil olabilir. Ama şunu söylemek gerekir ki herkes çok mutlu. Yani Tempo Pavyonu uzun süredir böyle bir eğlence görmedi. Her çarşamba, cuma, pazar aslında güzel geçiyor. Ama bugün belki arkadaşların da var diye bilmiyorum. Ekstra böyle bir işte Rusya'dan şovları vırlar. Çok mutlusun ve herkes de memnun ayrıldı mekanda. Tabii biz bir yandan işletmeciyle konuşuyoruz. Ben kapıyı açıyorum, kulisin giriyorum. Ercü abi yaktın yine. Ercü abi çok iyiydin. Bu Rasputin olayı doğru mu ya? Tabii ki. Beyler hoş geldiniz. Mekanın sahibi orada Cevdet var. O sizi karşılıyor. Hoş geldiniz. Yaptırayım mı bir şeyler? İçtik mi yeterince? Cevdet sende sake var mı?
Oğlum sakya makya ben çözeriz bu arada. He? Çözmeyeceğimiz iş değil de rakı var, cim var, donik var, yaptırayım bir şey. İşte merak ettim. Bir tane sana duble koyuyorum. Buçuk. Tamam. Rakı da bugün. Bugün rakı. Hocam. Ya. Hocam. Üstad. Yaktın. Nasıl aldı? Yaktın yine üstad. Vallahi sen İki kere içirdim hıyarları. Ya, inanılmaz. Ercüment var, gam yok. Vallahi geldiğinden beri 6 aydır 7 aydır işlerimiz öyle tıkırında ki dostlar. Şirir, yani şirir. Sizin arka, bak senin arkadaşların benim kardeşlerim bundan sonra. Bu arkadaki adamı sen tuttun mu Ercüment abi? Yani tabii ki. Öyle mi? Ama hayır şimdi öyle değil. Büyü bazen fedakarlık gerektirir değil mi? Yani böyle şey önce ortamı sağlayacaksın ki ondan sonra. Adamı para verdin mi vermedin mi ya onu soruyorum. O kaç alıyor ben yapayım onu da. Yok o içliğini ödemiyor gibi bir durum. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Selim. Düşünüyorum biraz düşüneyim. Tamam. Kartal. Selim'sin. Aynen. Anladın mı? Ben öyle çok bir adamım. Mantık gördünüz mü nasıl kurdu üçlüyü? Hı-hı. 60-70 kişi değil 300-400 kişiye içir. 60-70 kişilik kazanacağına sen de daha fazla kazan, ben de daha fazla kazanayım. Aa, bu kardeşlerimiz de daha ama fazla. Ama biz burada bir sanat yaptığımız için şimdi o biraz ya, şeye girer gibi. Sanat manat yapılır Ercü. Ama şimdi o... tamam abi tamam biz konuşuruz. Eyvallah Cevdet abi sağ olasın. Tamam bunu bir konuşalım. Şimdi bunun sanatçı damarı tutar yine neyse hiç oralara girmeyin. Sanatı konuşuruz Ercü. Tabii abi sanat daha önemli abi. Sanat hallolur. Fazla bir kişiye içirme işine girince pavyon gibi oluyor. Hayır, ondan dolayı. Bizim adımız pavyon. Aynen özümüz böyle çok nezih şey. Çünkü abi. Biz bu hali çok nezih. Bizim adımız tempo pavyonu. Ama biz sahne sanatları... Hadi abi bir tempo yapalım. Ercü abi böyle büyük kulüp bilmem ne organizasyon yapacaksan ben de senin öncende gene Kamil'le çıksam gene skeç oynasak olur mu? Geçen sefer biliyorum kimse gülmedi çok kötü geçti ama ona hazırlanamamıştım ben doğru. Bu sefer hazırlanacağım söz. Sen benden sonra çıksan daha çok gülerler. Abi senden sonra saat 1 falan olmuş oluyor ya. Kapandığında falan. Hayır hayır. Öyle değil yani. Gece şeysi gibi mi? İçsinler içsinler ne çıkarsa güler zaten. Sen onları görünce daha da gaza gelirsin. Daha böyle bir şey yaparsın yani. Ama herkes gitmiş olmaz mı? Hayır hayır. Tamam oğlum daha çok güler kalanlar. Evet he. Kalan daha çok şey olur yani. Küçük İyi o zaman ben Kamil'le konuşuyorum. Tamam hazırlıyoruz biz hekimetin şeyini. Konuş konuş. Tamam. Abi be. Buyur. Bir karışık çerez bir şey yok mu? Tabii ki canım. Bak, çok benim eşekliğim. Özür diliyorum. Hallederiz. Muz. Muz. Kralı. Çikita. Çikita değil hepsi, mi? Tamam. Hepsi. Çiko oralardaysa onunla yollarsın. Eyvallah tamamdır. Çok iyi bir insan Cevdet abi. Sağ olsun. Ya 50 milyon lira yapmış. Getirsin falan. 50 mi? Wow. Tabii. Yani bakın. Abi adımı duydun yine. Muz yolladı da Cevdet abi. Aynen. Gel kapıyı kapat. Kardeşimler. İçeride mi duruyor? Ha dışarıdan kapatsana kapıyı. İçeriden tam kapanmıyor gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi sanat, kaybolma bir yere. Sanat manat bunu bırakın da bizim Yavşak Cüneyt var ya. Tamam. Yavşak Cüneyt hatırlıyorsun. Hatırlarım. Ablası gitti. Zaten bir tane Cüneyt var. Evet evet ablası gitti öbür adamla kaçtı. Kaçtı Cezayir'e kaçtılar. Cezayir'e mi kaçtı? Cezayir'e kaçtılar. Cezayir'e kaçmadılar ya. Cezayir ne? Nereye kaçtılar? Avrupa'da bir yere kaçtı onlar. Neyse arkadaşlar Yavşak Cüneyt. Geri mi dönmüş? Hayır hayır. Yavşak Cüneyt'e çok büyük bir miras kalmış arkadaşlar. Aa, baksana. Tabii hacı babasından. 10 maaşlı. Öyle kaç, değil. Kaç? Valla benim anladığım kadarıyla. Kaç ev kaç araba ya? Valla 10 araba 5 ev gibiymiş. Hmm. Niye direkt mesela 3+1 mi? 7 ev değil de parasal onları... parasal olarak böyle bir kaçsa tamam. Kaç çünkü onu söylüyor adam yani. Parasal olarak kendi dedi ona dedik yani evler arabalar mı evler, dedi? Arabalar. Nasıl biz tamam bunu dedi. Buradan kaşıklayabiliriz? Ha. Şimdi şöyle. Biliyorsunuz bu pezevenk böyle bu arada içiliyor falan şeyde kayıyor değil mi her şey. Mevzu şu. Biz şimdi bir tane düzgün piyasaya yeni girmiş birisini Cüneyt'le tanıştıracağız. Cüneyt'le bunlar aşık olacaklar. Siz birbirlerini çok sevecekler. Biz de arkadan bütün hikayeyi destekleyeceğiz. Bu güzel hikaye yazılırken sonra birdenbire bunlar evlenecekler. Çok mutlular bilmem ne belki bir çocuk. Baba bu kadar uzun plan olur mu dinle. Ya? Gözünü seveyim. Dinle. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Aralarına bir yılan girecek. O yılanı da... Niye bana bakıyorsun? O yılan da sensin çünkü. Ay Allah ya. İşlere sen bak. Gireceksin bu kadını senden habersiz bir şekilde düdükleyeceksin. Ondan sonra bundan ayrılmak isteyecek ama bilmediği bir şey daha var. Biz ikinci bir kadın daha bulmuşuz. O ikinci kadın da Yavşak Cüneyt'e yürüyecek. Bunlar birbirlerine iptal edecekler. Para bize kalacak.
alkollüyüm. Sen çok kaç tane içtin? Çok iyi anlatamam şu an ama böyle bir plan. Şimdi evet bence çok iyi plan Erco abi yani. Bence bu plan dört dörtlük plan. Bence bunu hemen şey yapmamız lazım. Erco! Bunları boş ver. Biz bu adamı... Bu iş bu herif, değil abi. İlk karısıyla dümenler olurken... Her hafta gelmiyor muydu lokale kağıt oynamaya? Ha. Biz bunu oturtalım bir kumar masasına. Bu kapasite ya şeylerini. Bence de vuralım ya. Normal vurgun şey adam yapalım. Adam öldürmeyelim yani. Öyle bir şey değil. Öldürmek hayır. Değil. Hayır yani dediği gibi masada kaşıklayalım onu biz. Sen de kağıt oynayıp kazanan var mı zaten? Otursak ya böyle bir masaya. Oğlum ben hile yapıyorum. Tamam da bunu Cüneyt bilmiyor işte yani. Ben Cüneyt'in silahı bile var. Kumar masasında patlar. Seni başka bir şekil yapsak tanı masasını. Kılık değiştirmeli. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Ha. Abi çağırmadınız beni. Ha, çıkıyor gel muz ye. Rakılar bitmiş muz ye. İsteriz. Kalkalım ama ya Selim kafanıza abi. Yetişemem evet. Ki ben. Ha, bak kalkalım da. Oluyor anladın mı abi? Benim yarın sabah bak, audition'ım var. Size ama samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Bir şey vardı şimdi bizim konuşacağımız. Hayır Selim abi samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Yok. Söyle lan. Ya bu çocuğa yani. Niye böyle yapıyorsun hep? Söyle lan. Beni kaybedeceksiniz abi. Oo. Tamam mı? Ya bak ben de şu anda ben de biraz birkaç bir şey içtim. Bak sizin kadar belki içmedim ama beni yakın tutun abi çevrenizde. Tamam mı? Ben bunu bilir bunu söylerim. Sen bunu niye birleştirdin ki? Öyle abi. Yapma şu esprileri çocuk alınıyor. İyi geceler. Bak gitme gel buraya. Yok. Gel buraya gel. Ölüm yok. Ye. Yarın yarın Çiko 7.30'da açar. 7.30'da açar akademi. Karate dojosunu Çiko açar yarın karate. Hayır. Saçmalama. Hayır, yok, bana yok, su şey. Getir. Eyvallah. Getirmeyecek. Getiriyor gidiyor. Getiriyor gidiyor. Müthiş bir görev adam hocam Çiko. Ey yavrum be. Gidiyor Çiko, getiriyor biz suyunu. Oğlum sevmesek takılır mıyız bu kadar? Yapma ya. Ya yok abi biliyorum ben de sizi seviyorum. Ama başka bir mevzu vardı oğlum. Ya bak niye? Ben sizi sağda solda arkadaşım diye anlatıyorum. Tamam. Abilerim diye abiniz anlatıyorum. Abiniz biz senin ne arkadaşım be oğlum. Yani bana arkadaş öyle... gelir geçer. Abi kardeş daha önemli. Ey oğlum abim kralsın tamam bir şey demiyorum ama. Tamam hadi git sabah erken kalk. Tamam abi iyi akşamlar. Hadi biz de kalkıyoruz zaten. Öyledir abi. Ya öyle. Siz başka yere gitmezsiniz. Burada. Yok nereye gitmez. Evlere mi? Dışarıda pahalı her böyle bir yalan. Okey Çiko da gidiyor. Nurçuk'u ikna hani... ediyor muyum? Bakın. Dışarısı pahalı mu? Dışarısı pahalı. Vallahi 18. Kaç? 18 mi? Pahalı tabii abi. Pahalı abi. Evlere o zaman hadi. Hadi ya. İyi geceler. Hadi biz de gidelim. İyi geceler hadi. Tamam. Çıkışta böyle bir şey size yolculuyor Cevdet Bey. Hadi iyi bakın kendinize Erci. Tekrar kralsın aman falan bilmem ne. Siz oradan çıkıyorsunuz. Evlere de almaca uyumaca mı? Benim açılmam lazım. Çorbamı içsin. Ha? Abi ben erken kaçıyorum. Benim açılmam lazım ya. İş konuşmayacaksak ben gidiyorum. Tutalım hadi gel ya bir mercu iç sen de. Erci sen de bir mercu. Hay Allah. Yetkili mercu. Hadi içelim bari. İyi peki diyorum. Hep gittiğiniz bir yer var mı böyle bir çıkışta çorbacınız, morbacınız falan bilmem. Mevcut çorbacı. Şeydir, mevcut çorbacınız şu anda. Mevcut tamam. Çorbacı. Mevcut şeyde, çorbacı. İskelenin oralarda. Okey. Çok fazla zaten tanıdık yüz var içeride. Hep böyle gece akşamdan kalma insanların, yarın akşamdan kalma olacak insanların çorba içtiği bir yer. Sahibinde çok yakın arkadaşınız olmuş aileler içerisinde aynen. Falan. Gidip orada her zaman herkese selam veriyorum veriyorsunuz ben. Falan. Oy, Murat Baba falan böyle şeyler ediyorum. Afiyet olsun beyler tekrar. Sağ ol Murat Baba. Arkadaşım Müfit. Gelin beraber olsun. Ya hani rahatsız etmeyeyim de biz de hakikaten çıkmadan bir oturalım. Oturun abi oturun. Biz de çaya geçtik zaten. Ha, eyvallah ya ben yarın sizin dükkana gelecektim çocuklar aslında. Ne vardı baba? Baba yani arkadaşım benim... Ben alkollüyüm hem yavaş yavaş yani böyle. Şimdi Müfit Antalya'dan geldi benim güzel. Arkadaş. Hoş gelmiş. Tam zamanıdır Antalya'nın çok ısınmadan gideceksin. Buraya abi. Gelmiş abi. Doğru muyum yalnız. Müfit Bey? Doğru doğru. Ha. Çok karı var diyorlar. Rus karı. Karı. Bize Rus karı lazım bizim plan için şimdi. Karı tabii. Var. Rus var, Alman var, İngiliz var. Ha. Türk var. Böyle. İngiliz böyle. Doğru değil mi? Böyle. Yarın da konuşabiliriz çocuklar bu arada. Şey değil hani. Ya yok. Şu an... Abi sen mevzuyu bir anlat. Bir, yarın evet, da şey konuşuruz. Şey yapamaz. Olur belki. Murat ben gireyim mi izninle konuya falan böyle alıyor şeyini. Murat versene izin. Müşfit. Ben iyice. Ya müfit, beyler müfit değil benim mi? Aslında bir derdim var, bir maruzatım var da. Abi eczaneye git. Murat.
Yani her bakışı Murat bunlar mı? Bakışı herife. Duruyor mu mavi atlardan sende? Yok lan öyle değil. Benim bir işim düştü. İstanbul'da da eş yok dost yok, tanıdık yok. Murat'a geldik, sizi önerdi sağ olsun. Sağ olsun. Siz beyler yani karate dışında da bir şeyleri çözüyormuşsunuz, bir güzellikler yapıyormuşsunuz ücreti mukabilinde diye. Bizim yok karate kursu ama sadece öyle. Judo falan yok onu diyorsan. Anladım. Abi ha, öbür şey işini diyor. Yazıhane işini diyor. Ben baştan beri kursuz konuşuyor işte, zannettim ya. Dümen tamam ya. Makara döndürmüşsünüz kendi aranızda işte. Pardon. Yani, öyle işte. Duyduk. Aynen makara sararız. Dümen döndürürsünüz gibi ben de duydum. Bir küçük işim düştü size. Ne gibi abi? Yaparım diyorsanız ama bak hani hiç bizi bulaştırma diyorsanız. Yok bulaştır. Hani konuşulur diyorsanız ayrı. Abi ben sana baştan söyleyeyim. Bizde toz işi. Yok öyle hiç şey öyle yok. Bir şey. Hiç öyle Ercümen bir şey. Ercümen'in abim pezevenk değil onu da söyleyeyim. Değil misiniz? Değil. Böyle şey de sevmeyiz abi. Yani hani böyle çok itiş kakış çok hani onun ayağı biletini kes falan o da çok bize göre değil. Tiyatro gibi mi? İnce ayarlı radyo frekansı gibi işler yani. Bize ayarcı diye düşün. Ayarlıyoruz. Tamam ayarcı lazım İnce bana. Ayar. Bana ayarcı tamam, lazım. Tamam işte. Bana Murat abi doğru yani. Şey yapmıştır. Sen anlat derdini sen ya. Sen bize frekansını söyle. Şimdi aynen. Benim frekansım gönül frekansı. Selim Bey. Ya? Selim Bey miydi? Selim. Selim Er... Kartal. Ercüment. Kartal Ercüment. Mücahit hanginiz? Mücahit. Ya Mücahit falan diye biri yok abi. Boş ver Mücahit ya. Allah Allah. Tamam. Mücahit falan yok ya. Ya Selim abi herkese söylüyorsun yeter artık ya. Murat uzaktan şey yaptı tanıttı. Tamam. Doğan görünmüş. Murat abi biliyor musun? Ben Murat abi hiç söylemedim adımı. Sen mi söyleyeyim? Ben söylemedim Murat abi ya. Oğlum ben unuttum abi. Allah Allah. Abisi lütfen tamam. Ya yok sana demedim abi. Sizle yeni tanıştık. Kartal. Kartalsa Kartal. Kartal mı? Kartal. Kartal. Bitti. Kartal bu. Bitti. Kartal. Şimdi frekansımız gönül frekansı dediğim gibi. Tamam abi. Hayat akışında ilerliyor. Hatalar oluyor. Olur. Her zaman da hatayı başkası yapmaz. Bazen insan hatayı kendinde arayacak. Ben ağlattın mı abi? Ağlamaya başladım. Ben ağlamaya... Ben birdenbire ağlamaya başlıyorum. Böyle şey yapalım. Ercan abi çok büyük sanatçıdır aynı zamanda. Duygusaldır biraz. Çok içlidir. İçlidir. Yani mesela senin hissettiğinin aynısını hissediyor ya, şu anda. Kıyamam. İyi misiniz Ercan abi? İyi. Hatalar dedin de mi ben dedim. Yok ya yok vallahi. Dur şimdi. Sen yengeyi mi aldattın? Daha büyük sorun ortaya çıktı. Ben enselendim. Hı hı. Ama ben enselendim. Ben enselendim. Abi olur erkek adamsın ya. Erkek adam dediğin. Zaten lan kim ne diyebilir? Ama. Ya ben aldatmamışım mesela. Aldatmamışım gibi olmuyor mu? Yengemizin elinde bu konuyla ilgili delil falan. Yengenizin elinde çokça mektup. Bazı mektup. Bazı müstehcen fotoğraflar. Fotoğraf. Bir de görgü tanığı var. Kim tanık? Yenge kendisi gördü mü bu olayı? Gördüm. Yengeyi şöyle araya giriyorum ama şöyle bir durum var. Abim sen de eğer şimdi yanlış anlamazsan ama açık konuşacağım biraz. Şimdi sen zaten yengeyle bir durum yok anladığım kadarıyla. Tık yok. Tık yok. Senin zaten yengeyle bir durum yok. 96 Kasım en son. Şimdi o yamanın güzel şimdi, senin. Evet şimdi senin zaten orası olmuş Everest daha buz yani bir şey yok yani ama. Böyleyiz yengenle. Ha şimdi siz böyleyken diğerle diğer hanımla diğerinle böyle. Bak şimdi ya, böyle. Bak şimdi. Sen tamam. Diğeriyle. Bu var mı bu? O var mı? Oo. O hangisi oluyor Selim abi? Ben anlatacağım sana içeride. Sen böyleyken böyle olmuşsun. Ya bak biz bak, bir ara böyleydik. Yavaş yavaş o gidince insan onu kurtarmak için buna başlıyor. Şu çok mesela bu böylesi çok hani böyle olması lazım. Evet, şu en ideali bu değil. Yeri geldiğinde de böyle. Böyle hani şey gibi mıknatıs gibi hissediyorsun evet. Ama değmiyor. Ne diyorsun şu? Ben böyle severim. Şimdi siz böyleyken böyle olun başka biriyle böyle olmuşsun ya sen. Evet. Başka bir karıyla böyle olmuşsun ya. Olabilir. Senin yanlış abicim yanlış anlamazsan yanlış an senin ne diyorsun sen senin kariye da senin kariye yengeyi yengenizi yanlış anlamazsan ama yanlış anlıyorsun yok abi şey anlamıyorum şimdi, ben doğrusunu bir, anlat anlayayım doğrusunu anlat anlayayım anlatacağım anlayayım. Ama beni bölme tamam anlatacağım tamam. Bak şimdi sen evli bir adam olarak evet evli bir adam olarak başkasıyla böyle olmuşsun ya ama karıyla böyle olmuşsun ya. E. Bu
işin çözümü, yani bu işin çözümü senin yengeyle de başka birisi böyle olursa bizden biri de olabilir. Ne diyorsun lan sen? Şimdi şöyle lan. Ne diyorsun lan yengeyle başka senin, birisi ne olur? Bunları kim? Selim kardeşim. Ben hani işmiş çözüyorum. Yok yok şöyle Müfit abi. Şöyle yapacağız yani gibi yapacağız yani. Biz gibi, bunu gibi, gerçekten gibi. Değil de mesela uyduruyor. Ha, mesela gibi. Şimdi fotoğraf şaka, elde ettiğimiz. Tiyatro gibi. Tiyatro tabii bizim ha. işimiz tiyatro ya. Şimdi mesela fotoğraf elde etmemiz lazım. Tamam. Örneğin bu bir fikir bak sesli düşünüyorum tamam mı? Şey değil yani hemen şey yapma ya şey yapma. Tamam. Örneğin. Senin yenge hanımı işte bir şey içireceğiz. Uykuya dalacak. Dur dur. Yeğenim. Dur dur dinle. Yatağa yatıracağız. Oğlum. Dur be dur. Bir dur abi anlatıyorum ama sahne gibi. Biz kime geldik? Gibi. Hamlet gibi bak bak. Yatıracağız. O, aynen Hamlet'i çok iyi bir şey. Yok abi. Hamlet gibi. Bu daha çok Hamlet oldu. Yanına yatıracağız birini ama sadece fotoğraf çekeceğiz. Şimdi bir şey yapmak için değil. Şimdi matbaya doğru gidiyoruz ama söyleyeyim. Selim abi matbette de oluyor. Fotoğrafı çekiyorsunuz benim hanımı. Ama çünkü delile ihtiyacımız var. Sen nafaka ödemek istemiyorsan. İstemiyorum. Bu tarafa da bir kabahat koymamız gerekiyor. Evet. Evet dedim ben bunu yüzden geldim size. Senin kabahatleri örtbas edip öbür kabahat çıkarmamız lazım. Selim senin abi, karıyı bir sikse aslında. İnşallah şimdi vururuma bardağı kafana burada. Benim şöyle bir derdim. Elçi abi. Bu paylaşıyor mu? Biraz işte. Elçi abi sihirbaz ya. Biraz değişik konuşur. Bak şimdi sen bize bırak bu işi. Kimse senin hanımı düdükleyemez dedi. Ben düdükleyememişim daha. Zaten. 96 Kasım demişim size ya. 96 Kasım'dan beriyse senin ablaya düdükleyen vardır. Ben demeyeyim dedim. Bak ben siz demeyeyim. Nesiniz lan? Biz nasıl bir şekilsiniz? Ayarcıyız. Nasıl bir şekilsiniz lan siz? Biz ayarcıyız. Biz gerçek konuşuruz abi. Bizim sen, işimiz böyle. Gerçeği başlatma şimdi. Ben polise mi geldim? Dolandıracağım mı geldim? Sen polis geldin. Mi? Senin karıyı ayar çekelim diye şimdi. Benim karıyı ayar mayar çekmeyin kardeşim. Benim kendime çektiğim ayarı bozun. Ercan abi kaçacağız. Ben bir bok yedim. Bu boku benden çıkartın. Ben konuşmuyorum. Siz konuşun. Tamam senden. Ne pis ağzınız varmış şu an sizin. Işte. İçmeyin. İçmeyin lan böyle içiyorsunuz. Bak Müfit abi bu işin öbür yolu. Müfit abini sikerim şu anda. İçmeyin. Biz bu işin yolunu. Ama ağzını bozma şimdi. Bu, karım meze oldu. 12 dakikadır karım yatırılıyor fotoğrafı çekiliyor. Başlarım Murat'ına da dolandırıcısına da Kadıköy'üne de. Haklısın bir daha. O benim zaman çok sinirim bozuldu. Yapabileceğimiz iki şey var. Bir, bu senin üzerindeki kozu ortadan kaldırmak. Ama gene nafaka ödersin. O yüzden bir kabahat koymamız gerekiyor hanıma. Tamam koyalım. Haklısın. Üzerine cinayet yıkabiliyor muyuz? Bir şey diyeceğim. Müfit abi sen planı bize bıraksana. Biz onu çözeriz. Tamam siz benden ne istiyorsunuz bu işi? Biz senden sana günahını sonra söyleyelim mi? Günahını bana sonra söyleyin. Çünkü şimdi bunlar benim çok günah. Cebim var mı sizde? Var. Cep mi? Cebimi vereyim ben size. Ya vallahi bu şekilliden almışsın tamam. Biz de sana verelim bizimkini. Tamam. Tamam. Yaz cebimi. Yaz. Evet. Bir dakika. Ben yazıyorum. Benim telefonum. Kalem kağıt çıkar. Kalem kağıt. Pekala. Yalnız birkaç hafta içinde çözülürse çünkü. İki gün. Başlayınca mi? İki gün. Ben tek tamam, bir şey son i̇ki, olarak üç mü? Ben son olarak tek bir şey sormak ben istiyorum. Ben iyice kafam açıldı sizin yüzünüzden. Sor. Ben ne dedim ya? Bir şey demedim mi? Yanlış anlamazsan yani. Sor üstad. Sen senin karıya kim bilir ne diyecek? Hayır ya ama yanlış Erci abi şimdi ortadan kaybolun bunu nasıl yapıyor abi? Sen senin karıya cinayet yıkmakla tamamsın. Ama diğeriyle değilsin. Neyin? Evet. Erkek kasar. İtibarımız ya. Var. İtibarımız var. Sen ne ben taşaklı bir adamsın be. Şükür mü lan? Karısına ölü olmuş derler. Ola kutusu aynen gibi seninki vallahi. Boynuzlu derler. O yüzden onu öyle daha barışçıl çözelim yani. Sekse suksa girmeyelim hiç. Cinayet barışçıl güzel. Aynen. Cinayetimsi. Cinayet biz birisini öldüreceğiz, karısına yakacağız. Falan filan artık orasına bakarsınız. Eyvallah gençler. Ben o zaman kaçıyorum. Sizden alo bekliyorum. İrtibattayız. Murat'ım sen de kendine iyi bakıyorsun. Abi ben de kaçacaktım zaten falan filan. Onlar beraber çıkıyorlar ayrı yönlere dağılıyorlar. Siz Murat! De Kokoro. Kokoro kardeşim. Çıkıyorlar. Siz artık kendi lafınız mı böyle? Murat'la aramızda ya Erci abi sen şey yapma. Siz mekandan çıkarken sokağın başında Çiko sigarasını tüttürüyor böyle. Sen gitmedin mi lan? Afiyet olsun abi. Eyvallah. Çiko niye içeri girmedin ya? Sen burada mıydın? Abim evlere de alacağız dendi.
Tamam. Ben o yüzden şey yapmayayım dedim de geçiyordum buradan bir selamınızı alayım burada dedim. Burada mı? Pezevenk. Nereden geçiyordun? Değil abi. Midemiz kazındı be oğlum. Yok abi. Evde yemek yok. Mide sizin ben seni valla görmedim. Ya ben seni görsem gel derdim içeri. Görmedim yok, ki ben oğlum. Ben zaten görmedim gideyim ya. Uykumu alayım da yarın dükkanı açayım sabah. Aynen. Aç aç. O şekilde yap. Bak Çiko bu gece attığın ikinci trip bu bize. Yok estağfurullah kral öyle trip merip bizden olmaz da yani kırgınlık diyelim. Kırgınlık yok. İnşallah. Bak deminki ortamda olmak hiç istemezdin. Adamın birisi geldi dedi ki yok mu karımı siken? 96'dan beri karımı sikemiyorum. Efendim? Böyle dedi. Böyle dedi. Dedi? Böyle dedi. E ne yaptınız? Yüzledik pezemek miyiz ya? Neyse. Neyse abi siz keyfinize bakın. Öpüyorum eyvallah. Eyvallah Çiko. Eyvallah, İyi Çikocuğum. Bakıyorsunuz kendinize sabah görüşürüz. Aynen. Evet. Evet dükkanda karate kurtta toplandık. Kahvaltınızı tekrar ediyorsunuz. Poğaçalar, çaylar. Çiko hemen karşıladı sizi. Abim 3 çaylıyorum. Evet Çiko bak gel sana da poğaça aldım. Sağ ol abi ya. Salam da var yani salam da. Salam da mı var? Aynen. Sağ ol abi. Çiko yesin. Salamı Çiko yer ya. Sever Çiko. Güzel. Teşekkür ederim abi. Günaydın. Valla sağ ol. Çaylıyorum hemen bir yandan. Abi bugün 4'te bir tane dersiniz var sadece. Hoca bulana kadar artık sen devam edeceksin. Onun dışında ben yine görüşme olursa yapacağım. Başka bir bana diyeceğiniz var mı? Yok. Buralardayız. Eyvallah. Odamdayım ben. Şu dükkanın önünü bir çocuklara şişeyle sulasana. Ha çocuklara yaptırıyordu. Ama dördü daha çok var. Toz kalacak saate kadar. Tamam. Onlar temizlik yapmıyor. Onlar eğitim ben yapıyorlar. Dedim, tamam sıkıntı yok. Aynen. Arada fark aynen var. Çok tamam, büyük tamam. Önemli bir fark var. Hiç al lan şu patatesliden de al gel. Vallahi mı? İyi bakıyorsunuz ha bana hadi. Vallahi. Falan çıkıyor gidiyor abi muhabbeti uzatmadan ama çok geçmeden üzerinden Çiko'nun sesinin yükseldiğini falan duyuyorsunuz. O asma kattan aşağı doğru. Ne oluyor lan ne oluyor hayırdır falan filan böyle bir ayak sesleri dükkana. Çiko hariç 3-4 erkek sesi daha var ve ayak sesleri de patır patır içeri giriliyor. Ben asma kattan böyle bir aşağı bakıyorum. Abi göz ucuyla görüyorsunuz bir tane böyle orta boylu 1.70 boylarında gömlek pantolon giyen bu sıcakta aslında garip biraz bir herif. Yanında da 2 tane 3 tane böyle izbandut gibi daha derli toplu adamlar kaslı kaslı çekirlen falan çekiyorlar Çiko'ya. Göz ucuyla da sizi gördüler. Şeye doğru yaklaşıyorlar, size doğru yaklaşıyorlar. Acaba abi boku yedik kim bunlar? Amına ya. Beyefendi! Beyefendine başlatma şimdi. Kim buranın yetkilisi kim? İn aşağı bakalım. Alalım herkesi aşağı. Vergi mi? Anlamadım amına. Beyefendi merhaba. Ben Pedro Pascal. Nerelisin sen? Efendim ben muhacirim. Bulgaristan tarafta. Anladım. Türk var mı? Ya ben Türk'üm abi buyur. Ayıp ettin abi ben de Türk'üm. Yok eyvallah hepimiz Türk'üz. Papayon Fonse. Kanada tek kurdu ha? Abi yani. Bir çay çorba bir şey yok mu? Çay var tabii. Kahvaltı ediyorduk abi. Buyurun yukarıda. Poğaça var. Patates şahane sıcak yeni çıkmış. Severiz. Aynen. Çocuklara da yapalım. Aynen. Böyle oturuyor. Yani okay. Şey kuruldu sizin dükkana. Abi senin maruzatın neydi? Maruzat derken? Maruzat. Konu yani. Anladım. Konu benim değil. Konu sizin şimdi gençler. Hoş geldiniz bu arada. Hayırlı olsun pasajımıza gelmişsiniz. Teşekkürler abi. Abi biz bir süredir buradayız esasen ama. Biz de aslında buralardayız. Gelemedik ziyarete. Kusura bakmayın. İşler var. Rica ederim ama hissetmedik. Şey yapma yani. Hissedersiniz. Acelesi yok. Hoş geldiniz tekrar. Je suis Koreden. Siz de mi Türkiye'sisiniz? Hoş geldiniz dükkanımıza diyor. Ben anlamıyorum da bu şekilde mi? İlerliyor. Evet evet Fransızcamız var bizim. Hoş geldiniz dükkanımıza diyor. Tatosu, şeref verdiniz diyor. Buranın tatosu arkadaş mı? Tatu bizde yok. Bizde karate üzerine. Hayır yani bu... bu efendi mi işletiyor yani? Evet şöyle anlatalım. Biz beraberiz abi. Ortak biz. Hayırlı olsun. Beraberiz. Eyvallah. Biz beraberiz. Bir şey yok. Bu arada benim adım Pedro Pascal değil. Ben Ercüment abi. Sana makara yaptık biraz. Ercüment için memnun oldum. Suat bende. Fitil Suat. Fitil Suat abi. Abi ben bir şey... Makattan olan mı abi? İstersen makattan istersen ağızdan kardeşim. Artık o sizle nasıl anlaşacağımıza bakacak. Bir şey diyeceğim. Ben bir şey çek atabilir miyim bu adamı şey yap. Fitil Suat. Gülüyor musun yoksa biliyor muyum? Biliyor muyum? Ay, tabii abi. Hiç duydun mu? Abi 8 attım yani. Bu çok havalı. İsterseniz sizler de atabilirsiniz. Peki deneyelim. Fitil Suat deyince böyle bir... Fitil Suat'ın namını biliyor muyum? 20'lik almış gibi. Abi 19. Aa, bu 8 mi demek? Evet. 1 mi demek? O 8'lik abi. 20'lik at ama 19'umuz var zaten. Ben niye 8 attım? ne geldi? Üf bu da üzme. 12.
Ayrını gör, çok güzel. Sen böyle, ulan Fitil Suat, evet ahenkli falan gibisin. Sen, aa güzel isimmiş Fitil Suat gibisin. Sen keşke ben bulsaydım diye. Sen de şeysin, has siktir Fitil Suat gibi bir noktadasın. Çünkü Fitil Suat, Kadıköy'ün, şimdi Kadıköy'ün çok kaba dayısı yoktur, tamam mı? Biraz böyle Yeldi Ermeni tarafında hakikaten, Rıhtım Hasan Paşa tarafında falan, ufak tefek, Rasim Paşa buralarda vardır ama Bahariye'de, Moda'da kaba dayı 90'ların sonunda bile çok yoktu. Ancak Fitil Suat zamanında yaptığı doğru yatırımlarla ya da yaptığı bazı yasa dışı işlerle bu Bahariye'deki çoğu pasajın sahibi. Siz direkt olarak kendisiyle iletişime hiç geçmediniz. Hani emlakçıydı, ıvır zıvırdı, zıvırdı falan çözdünüz fakat çok bariz mafyatik bir tarafı var Suat'ın. Yani bu bilinen belli bir şey. Organize sadece, suç anlamında. Sadece tipini bilmezsin yani. Fitil Suat deyince sende o fitil ateşlendi. Abici hoş geldin ya. Hoş buldum. Hoş buldum. Biz çok duyuyoruz seni. Eyvallah. Takdir de ediyoruz, işlerini takip ediyoruz. Severek sağ izliyorsunuz. Sağ olasın, severek. Eyvallah. Şimdi ailecek. Gençler, maruzatım sorulmuştu az önce. Ben konuya gireyim yavaştan. Hayırlı olsun, hoş olsun. Tabii her dükkanın güzel semtimizde, özellikle de bizim pasajlardan bir tanesine konuşlanmış dükkanların bir hayırlı olsunu olur önce. Bir hayırlı olsun vergisi oradan kesilir. Ben hem onu almaya geldim bir. İki de bundan sonra bu düzenli ödemeleri nasıl bağlayalım? Hani kira dışında bizim size sağladığımız güvenlikle alakalı bir... Evet abi. Sizin paketin kapsamı neydi? Bizim paket dosta gider bir paket kardeşim. Çok iyi. Öncelikle, biz de dostuz. Dosta, aynen öyle. Aynen. Dosta giden düşmana gitmez. Gitmez. Dosta giden düşmana gider. Doğru söylüyorum. Keza düşmana giden de nedir? Dosta gitmez. Rıhse dobavazen gazende. Başka diyor ne hizmetleriniz var diyor. Şimdi diğer hizmetlerimiz ekstraya giriyor. Ben direkt burada kiracı paketini size açıklayayım. Güzel. Kiranızın üzerine bir %50 biz sizden güvenlik ücreti talep ediyoruz. Hı. Bu ücret karşılığında da kimse gelip size şu numarayı yapamıyor bu saatten sonra. Çünkü burası bizim mekanımız. Ha, ilk siz yapmış oluyorsunuz tabii, bu numarayı. Ben sizin neyle karşılaşabileceğinizi numara. Merci. Fragman gibi diyorsun abi. Aynen yani. Bu bir fragman gibi. Aynen. Hani bu fitilin kutusunu açtım şu anda gibi düşünebiliriz. Çok güzel abi. Bu hizmeti biz zaten size veriyoruz. Dediğim gibi bu opsiyonel bir hizmet değil. Siz bunu zaten buraya kiraladığınız zaman almış paketle oluyorsunuz. Paketle birlikte geliyor. Tabii paketle birlikte %50'sini de alıyormuşuz gibi zaten. Zaten ben onu tavsiye. Bir de bir dediğimiz gibi bizim büyüklerimizin de yaptığı köylerde, kasabalarda bir hayırlı olsun altını vardır. İki cumhuriyet altını da ben sizden öyle bir talep edeceğim. Cumhuriyet. Çok da güzel bir kavramdır. İki tane. %50 dedin değil mi abi? Evet. Siz neyin buraya... %50'si bu tam olarak? Ne veriyorlar bak buraya? Şimdi ben sana burada peynirli var mesela, yarısını böldüm. Eyvallah, bak, bu mesela dostluktur. Aynen. Aynen. Bu dostluktur ama bizim bir de bir kiracı ev sahibi. Onu veriyoruz biz ayın birinde. O kiracı ev sahibi. Bir de bizim kiracı ev sahibi var. Yani böyle üç aşamalı bir ilişki gibi. Bir daha söyler misin abi? Çünkü aynı gibi geldi bana ikisi. Şimdi güzelim, bir tanesi kiracı ev sahibi. Bunu yakaladım. Devletin bildiği, bankaların bildiği. Aynen, devleti bir de bildim. Bir de benden içeri senin benim bildiğim kiracı ev sahibi var. Nedir bu? Aa, biraz daha uzun gibi. İlkinde benim burada yaşadığım belli olsun. Buranın kira kontratı bende olsun. Buraya gelip yarın bir gün bunlar kiracı. Var bizde, kira bunlar var. Bunlar var. Bu kiracı ev sahibi. Tamam. Şimdi benim bahsedeceğim kiracı ev sahibinde. Anladın? Çakoz mu? Müşerci, legalisodade le kiracı ev sahibi. Bu adam sikmektir diyor. Evet. Fransızca. Tabii diyebiliriz ama ben dostumu sikerim Selim. Fitil abi. Buyur. Aldım onu ben. Fitili aldım. Fitil abicim. %50 dedin değil mi? Şimdi 100 milyon zaten veriyormuşsunuz. Ben bir 50 milyon oradan tokalamanızı rica edeceğim. Şimdi bir de %50 bizim gelire göre düşünüyorum ben. Yok, kiranın %50'si. Kiranın mı %50'si? Tabii. Çünkü bizim mesela bu okul daha yeni, biliyor musun? Biliyorum. Bizim iki öğrencimiz var. Birini vereyim sana istiyorsan. Yerleri siliyorlar. İnsan babında mı? Babında. Babında alamam. Babında zehrizi bize de stopajı. Babında alamazsanız başka nasıl alırsınız diye soruyor. Stopaj. Babında alamazsam ben başka hiçbir türlü almak istemiyorum. Benim tek işim sizden talep ettiğim tek şey para. Siz bir 50 istiyorsunuz. Efendim? 50. Bir 50 bu kiracı ev sahibi anlaşmasıyla alakalı istiyorum. Onun içine güvenlik falan da giriyor. Bir de bu hayırlı olsun altınlarını rica ediyorum. Şimdi beyefendi, bir 50 bizde onun olmadığı çok belli. Diyelim. Bak bunda, bu çocukta da bu var. Böyle kafiyeli şekilde mi? Kafiye çok var onda. Böyle paralar yok. Abi biz şimdi biliyorsun yer açtık. Masraftır yani bu işler. Öyle hemen bir anda 50. Ben çok isterim. Bekledim oğlum. Bir ay bekledim. Ama iki kişi var bizim daha. 50 50 ama nereden geleceği ne belli?
Aynen. Bu böyle şakalı mı konuşacak? Bu şakalı. Sevmem. Efendim illüzyonistim ben biraz. Bu arada belki izlemişsinizdir. Abracadastro. Hiç geldiniz. Bilir misin abi? Hollere gider misin? Nerede çıkıyorsun? Müzik hol. Ünlü güvercin numarası. Rocks şeyde tempo pavyonda çıkıyorum. Ünlü güvercin numarası. Bir hatırlıyor mu adam bir bakalım seni? Çaka çaka tokaka numarası. Anladım kardeşim. Yok. Anladım, kolay gelsin. Bizim tabii daha şimdi evet, o altınlar var dediğim gibi. Lar mı? İki tane Cumhuriyet altını. Bir yine bir olması gerekmiyor mu iki altının? Altın hali hazırda sizde olmayan bir altın ya. Ben böyle kafasını açtırıyorum. Altın hali abi hazırda sizde olmayan bir altın. Normalde hani hayırlı olsun altını ikidir. Ama sen hep %50 gittiğin için bizim abi sana biri vermemiz mantıklı değil biz mi? Biz sana kaç vereceğiz abi? Ben sana bir ikna atabilirim acaba? Sen bana bir ikna at bakayım ya. Ben çok akıllı biri değilim çünkü. 12. Senin iknan da yüksek. Yüksektir diye tahmin ediyorum. Dur şimdi sizde kaç altın var? Abi bizde üzerinde senin adın yazan bir tane altın var. O da kalbimizde. Aynen. Onu tamam onu verin. Aynen. Bir tane de Cumhuriyet verin. İşte yok adını yazan Cumhuriyet zaten. Bu zorunlu bir hizmet değil dediğim gibi. Yani abi, parasını ödediğiniz sürece bu hizmeti almak zorunda değilsiniz. Tamam. Ama parasını da vermezsek sanki yok. Yarın da dükkanımız yanar gibi hissettim. Doğru mu hissettim? Ya çok bu aralar... Bu aralar benim pasajlarda çok yangın olayı oluyor. Hmm. Sıcak ısındı havalar. Isındı havalar. Etrafı dağıtma ben bir şey etme abi, oluyor. Bak bir 50 serinletir burayı. Söyleyeyim. Sizin makaranız ne oğlum genel? Burada şimdi Bahariye'de karete marete kimseyi koparmayın. Nedir olayınız? Bizim abi... Pezevenk değiliz ona söyleyeyim. Pezevenk değiliz. Okey. Siz burada para mı aktınız lan? Keşke. Bu işimle alakalı pazar mı? Beni polisle polisle sokacak mısınız belaya? Polisle sen bir sevmiyorsan ben üç sevmem polis. Sevgi değil konum. Belaya sokacak mısınız beni polisle? Mümkün asla değil. Ne sizin peki kumpasınız ne? Bizim abi işte karate marate. Karate marate. İki öğrenciniz var. İki öğrencimiz var ama çok potansiyelli bir iş. Şimdi siz bana burada 100 milyon kira, 50'den 4 hafta 200 milyon güvenlik ücreti, iki abi, tane altın, iki öğrencili mi ödüyorsunuz? Daha ödemiyoruz zaten fark ettiyse. İşte ödemeniz gerekiyor. İşte bak, ama tam şu an onun toplantısını yapıyoruz Selim. Şimdi Kadastro abimin şovu bir kere hep kapalı gişe. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani burayı öyle bir mekana çevirelim. Şimdi abi girişim için daha girişime erken. Daha abi semaye. Semaye aynen. Şimdi beyefendi şöyle bir durum var. Biz esasen sizin gibi daha böyle Kadri Şinas bir beyefendiyle daha çalışıyoruz. Kendisi bizim Tempo Pavyon'un patronu. Cevdet mi? Cevdet. Bilir misiniz Cevdet abi? Bilmez miyim? Müsü Cevdet. Siz Cevdet'in arkadaşları mısınız? Tabii. Tabii. Tabii yani o yüzden bizim böyle durumumuz daha çok o abimiz gibi yani. Siz Cevdet'in arkadaşları mısınız da adamların 50 silahlarına gitti abi. Ya arkadaşlık demeyelim abi. Mesela şey dedi punto. Cevdet arkadaş olunca evet. Samimisiniz ama. Her zaman. Alışverişimiz var. Git gel. Zöve koy beden. Ben her yerde. Mi? Evet. Talih kuşunu bilir misiniz? Şu boylarda mı? Büyüt biraz. Böyle ben mi? Yap onu. Sen mi? Ben şu an sizin talih kuşunuz. Yapma ya. Evet. Cevdet'i indireceğiz. Ne güvenlik parası, ne kira. Alın burayı ne yapıyorsunuz yapın. Biz gibi mi? Şimdi siz gibi daha çok. Şimdi biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Ben dediğim gibi bu Kadıköy'deki birçok bölge benim. Kendisiyle de bir güvenlik ücretiyle alakalı anlaşmazlığımız oldu geçenlerde. Biz bunu kanımızla, canımızla ödemek durumunda kaldık. Hem onlar hem biz. Dolayısıyla ben artık o toplara girmek istemiyorum. Hem böyle olduk, davalık olduk, polislik olduk hem de can gidiyor. Yani şöyleyken böyle mi oldunuz? Evet. Ben diyorum ki, siz madem tanıdıklarısınız, arkadaşlarısınız, bir şeysiniz. Benim arkadaşım olun bundan sonra. Bu müşteri... Ev sahibi kiracı ilişkisinden çıkalım. Ne gibi bir ilişki? Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Biz Cevdet abinin mekanında benim Kadastro abim düzenli olarak bir ekmek üretiyor. Nereden yiyelim? Şimdi bu üretim kesilirse evet, biz de kiramızı sana da veremeyiz kimseye veremeyiz. Yani onun yerine bir şey koymak lazım.
Anlatabiliyor muyum? Oo, şimdi bir şeyler... Popoda. Aynen, popoda. Aynen. Bu herif benim çok sinirimi bozuyor. Bu herif benim de sinirimi bozuyor. Ben de alacağım onu zaten. Hiç merak etme. Şöyle yapalım. Bir şey gider, bir şey gelir. Ne dedik? Bir kapı kapanın. Senin üstad. Böyle sahne şovu gibi dedin, sihir dedin. Sihir. Evet yapsın abi. Yapsın mı bir tane yapalım? Abi daha sanat gibi yapıyoruz, böyle şey gibi. Ya sanat manat yapılır tabi. Öyle oğlum. Römeci. Ne dedim, ona çok tamam. Sanat... Ha sen iyi bir şey olarak sanatçı, mı sanat? Sanatçı, sanatçı tabii. Tabii sanat da yapılacak sanat. Canım tabii. Sadece şey değil, sanat da yapılacak. Eyvallah. Benim vardı, sesi çok güzel bir tane yeğenim vardı. Şöyle yapalım, sen sahneye birilerini alıyor musun böyle mandrake gibi, huduni gibi? Abi ben mandrakenin bizzat şubesiyim yani. Mesela Selmet Baba almaz. Öyle değil yani. Selmet Baba benim tanıdığım kendi tavşanı var. Kendi tavşanı ile çıkıyor. O da alırdı da neyse. Şimdi... Almaz almaz o, şey yapmaz. Efendim şimdi ben dediğim gibi ben abrakadastro olarak daha farklı bir gösteri sunuyorum. Süper. Daha çok böyle gelen insanları daha alkol satmaya yönelik bir formata çeviriyorum. Tamam onlar yapılır şimdi. Sen onu kendi günlerine yaparsın. Benim şimdi sana teklifim şu. Nerede çıkar bu abi? Bizim? Şimdi şöyle. Şöyle. Sen oraya birilerini çağırıyorsun ya. O gün tanıdığın ahbabın dostun. Onlar da mı yanıyor? Efendim? Herkes bir alıyor, alev alacak. Hayır. Ha. Hiçbir şey yok. Sen Cevdet'i sahneye çıkarırsın. Gönüllü dersin. Abimiz dersin. Onu orada bir ketenpereye getirsin. Elini ayağını bağlarsın. Bize arkaya paketlersin. Bir. İki. Sahneye benim yeğenlerden birini alırsın. Bunlar tak 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 dört el. Cevdet'e baştan aşağı. Tak tak dört oldu. Olaysız da alırız. Bunlar seçenek. Ben o herifin kafayı alacağım. Siz de alacağım, siz de alacağım. Hmm. Haberiniz olsun. Ha. Sen kafasını istiyorsun. Kafasını istiyorum Cevdet'in. O zaman başını alırsın. İnşallah. İnşallah muvaffak olursun abi. İnşallah. Ha. Müvaffak bu olaydan, bu niye? Benim bu isteğimden... Benim bu isteğimden Cevdet'in haberi olursa mesela biz bu işi yapamadan benim bir anda üç kafam olur. Hmm. Üç başlı köpek gibi olurum ben. Evet. Anladın? Konuştum ben onu bir yerde. Onu bir düşünün siz. Tamam. Alon var mı sizde benim? Olsun. Olsun abi. Olsun. Tabii. Onu yapalım. Bak düşünsenize bana hiç para ödemediğiniz bir hayat. Evet. Ne güzel olur. Şimdiye kadar zaten değil mi? Böyle bir hayat. Bir gün öyle, bir gün öyle. İnsanoğlu kuş misal. Vallahi doğru. Çok güzel söyledin. Talih kuşu. Talih kuşu dedik. Yarın akşama ben haberinizi bekliyorum. İyi haberlerinizi aynen bekliyorum. Çık oğlum, kağıt kalem getir. Eyvallah abi, getiriyorum hemen. Yazsın abi çocuklar senin goriller. Evet abi. Falan. İşte. Falan. Falan. Saygılar abi. Çiko çok sever. Titriyor bu arada Çiko. Arkaya gitmiş. O zaman gençler var mı benden bir isteğiniz başka? Abi canımın sağlığı. Magnifik. Aynen. Magnifik diyorsunuz. Magnifik göreceğim. Tamam. Yarın magnifik mi değil mi? Hep beraber karar vereceğiz. Aynen. Halletçiz orada. Merci, merci. Evet. Bu çocuğa bir Türkçe öğretin. Yok. Onun bir düğmesi var arkada. Siz geçiyorum. Çıkınca ben basacağım onu. Görmüyorum. Aynen. Çocuğunu seviyorum. Benim bir şeyime bastı. İçim böyle hıhı oldu. Onun arkada deliği var bir tane. Onu resetleniyor ona basınca. Onu yapacağız. Bunu görmeyelim. Yarın haberinizi bekliyorum çocuklar. Öpüyorum gözlerinizden. Eyvallah. Yok be Jean-Jacques Rousseau. Evet. Jean-Jacques Rousseau evet. Yani şimdi şöyle gibi oldu. Bizi cinayete azmettiriyorlar gibi. Biz azmetmeyiz de. Ben Cevdet abiyi satmam ya. Bu arada konuşulanlar... Oğlum sen niye Fransızca fırsat mı fırsat? O dedi ben Pedro Pascal'ım dedi. Ben de karaktere girmek istedim yani. Ulan Erco abi ben, karaktere girebiliyor ben giremiyor muyum? Ha? O panik yapınca böyle yapıyor da. Ya panik de dayak. Fitil kimmiş lan sen, bir garip oldun. Bezin bezin attı. Ben anlamadım herifin. Bunlarda ya. Kadıköy'ün yarısı bu herifin. Ben herifin makarasını bilmiyordum. Konuştum öyle. Tehlikeli bir adam mı bu? Tehlikeli abi. Tehlikeli. Abi, bunların işi makara tukara değil. Bir bunlar şey söyleyeceğim ama. Bam bam bam. Ben eskiden babamlar kötü duruma düşünce Cevdet abi yardım etmişti. Ben bunu şey yapamam. He? Cevdet abi yani bunu göz göre göre yapamayız abi. Nasıl yapacağız ya? Zaten Cevdet'i bir yok etme numarası yapsak. Hı? Ya Cevdet'i yok edeceğiz, han numara ha öyle, ya da biz yok olacağız. Devamı bir sonraki bölümde. Güzel.